Kur'an nasıl bir peygamber tanıtıyor Caner Bey? Kur'an bize ahlakı, Kur'an ahlakı olan bir peygamber tanıtıyor. Çünkü peygamberin seni üstün bir ahlak üzere, yaratılış üzerine oluşturduk diye geçiyor Kur'an'da. Kur'an'da o zaman bu şu demek, yani Kur'an'da ahlak olarak söylenen her şey peygamberin ahlakıdır demek. Nedir mesela Kur'an? Darlıkta veya bollukta Allah rızası için malını mülkünü vermek geçiyor. Hı hı. Yakınların aleyhine olsa bile, en sevdiklerinizin aleyhine olsa bile adaletli davranmak geçiyor. Size kötülük edenlere bile mümkünse kötülükle mukabele etmeyi Kur'an helal kılıyor ama onları bile affetmenizi üstün tutuyor. Üstün tutuyor. Her durumda merhameti... Helal kılıyor ama üstün tutuyor. Merhameti üstün kılıyor. Öldüreni bile bakın, en yakınınızı öldüreni bile affetmeyi Kur'an yaparsanız sizin için daha hayırlıdır diye açık Kur'an ayeti. Evet. Bundan daha büyük bir insana kötülük ne olabilir? En sevdiğiniz kişiyi öldüreni bile affetmenizi Kur'an üstün tutuyor. Bakın böyle bir merhameti üstün. Ha, peygamberin ahlakı Kur'an ahlakıysa zaten otomatikman Kur'an'da gördüğümüz her yapın dediğimiz davranış peygamberin davranışı ve sünnetidir. Çok yani bunu bir böyle bir peygamber evet. Yani Kur'an'ı sadece getirip bırakan değil, uygulayan bir peygamber aynı zamanda. Adeta bir tohum var çok değerli Kur'an. O tohumun fakat ağacın da yeşermesi için yani insanların kalplerinde yeşermesi için. Salatü selam'a da böyle bir anlam yüklediniz. Tabii. Ben de Kur'an o anlamı yüklüyor. Yani çünkü salata o destek verme anlamını yüklemezseniz peygamberin Allah'ın ve meleklerin salat etmesini nasıl anlayacaksınız? Hı. Yani zaten Arapça sözlüklere de gidip açılsa bakılsa salatın karşılığında o anlamın olduğunu da göreceklerdir. Ki inananlar yani onun dediğini demek, onun yaptığını yapmak yapmaya çalışmak. İslam'a yapılan her hizmet peygambere salattır. Kur'an'a yapılan her hizmet peygambere salattır. Yani Resul'e salattır. Çünkü Resul'ün asıl o sıfatını sıfat yapan şey Resul Allah'tan mesaj getirmesi. Evet. Mesaj nedir? İşte İslam o ya mesajdır. Ey ahali sadece Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim ya da işte buna benzer dualar değil. Tabii ki bunlar da yapılacak. Ama eylem, icraat. Tabii ki icraat. Yani şöyle diyelim. Peygamber'e siz salat edin emri Ashab suresinde geçen destek olun emri. Bize verilen bir emir. O demin söylediğimiz söz Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed, Allah'ım sen peygamberi ve onun soyuna işte destek ol diye biz Allah'a dua ediyoruz. O dua olabilir peygamberi ve soyuna biz dua edebiliriz. Bir insan başkalarına dua edebilir, ona bir mahsur yok ama ayetlerdeki emir bizim Allah'a dua etmemiz emri değil. Bizim destek olmamızın emri. Yani bizim destek olmamız. Çünkü o söylediğimiz söz zaten biz destek olmuyoruz ki Allah'a dua ediyoruz. Allah bize diyor ki destek ol, biz de Allah'a dua ediyoruz, sen destek ol diye. Hmm. Gibi bir şey olur o yani. Ondan ibaret zannedersek. Ondan ibaret değil, icraat, iş, eylem.